Sevgili izleyenler, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Beşiktaş yöneticisi Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eşi sunucu Ece Erken, saldırının hemen ardından ambulansın olay yerine geç vardığını iddia etti Erken. Ünlü ismin bu iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü'nden de bir açıklama geldi. Yedi ay önce evlendiği kocası Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu toprağa verdikten sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve eşine yönelik saldırıdan sonra ambulansın 40 dakikada geldiğini iddia etti. Bulana kadar peşini bırakmayacağım. Hastaneyle Cundalı Yeşilköy balıkçısı arası 5 dakika. Saat 0:20. Neden ambulans 40 dakikada geliyor? Ve kocam kan kaybından ölüyor. Ve neden kamera kayıtlarına rağmen katil, soysuz Kadir Yasak kim tarafından korunuyor, hala yakalanmıyor? Kim yataklı yapıyor? Bu şerefsizler 5 kişi tek kişiye saldırıyor ve soysuzca kaçıyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü, yardım istiyorum. Size yalvarıyorum. Bu soysuzları bulun. Yalvarıyorum. Ece Erken'in paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre ihbar Erken'in dediği gibi 0:20'de değil 0:39'da geldi. Saat 0:39'da 2 kişi vuruldu açıklamalı ihbar personelimiz tarafından alınmıştır. Saat 0:41'de adrese yakın 2 ayrı merkezimizden ekiplerimiz yönlendirildi. Ateşli silahla yaralanmış kişilerden ağır olan yaralıya olay yerine saat 0:47'de ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup saat 0:56'da olay yerinden ayrılmış ve saat 1'de hastaneye yolda tedavisi yapılarak yani kalp masajı yapılarak ulaştırılmıştır. Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasına göre ambulans olay yerine 7 dakika 43 saniye sonra ulaştı. Yani Erken'in söylediği gibi 40 dakikada değil. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan Mahmut Yazıcıoğlu 4 dakika 23 saniye sonra da hastanenin acil servisine ulaştırıldı. Ambulans geç geldi açıklaması İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yalanlanan Ece Erken, cenaze töreni için camiye giderken kayınvalidesinin koluna girdi. Hacer Mahmut Yazıcıoğlu'nun diğer kolundaysa cinayete kurban giden avukatın ilk eşi Benan Kocadereli vardı. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eski ve yeni eşleri yan yana yürüdü camiye. 10 ay önce ikilinin arasında yaşananlar magazin dünyasında çok konuşulmuştu. Boşanma kararı almış, boşanma davası devam eden bir adamla aşk yaşamayı buradan canlı yayında rahatlıkla sizlerin karşısında utanmadan söyleyebilirim. Ünlü sunucu Ece Erken, avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'yla Benan Kocadereli ile evliyken ilişki yaşamaya başladı. O dönem sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programında bu ilişkisini itiraf eden Ece Erken'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Bu aşk ve aşkın cezası olduğuna inanmıyorum. Erken'in Benan Kocadereli'nin oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığı anlarsa kameralara yansıdı. Bu hareketi yüzünden ünlü sunucuya 10.000 TL maddi tazminat, 100.000 TL'de manevi tazminat talebinde bulunan Benan Kocadereli davayı kazanırsa parayı kadınlar için kullanılmak üzere hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi. Çok ve olumlu olmayan işlerle haber olan tipler gelmişler bana laf söylüyorlar. 10 ay önce mahkemelik olan ikili Mahmut Yazıcıoğlu'nun cenazesinde yan yana yürüdü. Biri eski, diğeri yeni gelini kayınvalideye cami yolunda eşlik etti. İkili birbirlerinin yüzüne bile bakmadı ama... Ece Erken eşinin tabutuna kayınvalidesiyle birlikte kapanıp gözyaşı döktü. Kocadereli ise cenaze töreninden sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Son vazifemizi yaptık. Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım ve ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalpli. Hepinize teşekkür ediyorum.